Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizle inşallah İbn-i Miskeveh'ten bahsedeceğim. Kendisi ahlakçı, filozof, tarihçi, eğitimci, çok yönlü bir bilginmiş. Kendisini daha yakından tanıyalım inşallah. Tam ismi Ebu Ali Ahmet bin Muhammed bin Yakup bin Miskeveh el-Hazin'dir. 932 yılında Rey'de doğmuştur. 1030 yılında da İsfahan'da vefat etmiştir. Hocaları arasında Ahmet bin Kamil, Ebu Süleyman Es-Sicistani ve Ebu Tayyip Er-Razi gibi isimler vardır. Etkilendiği isim ve ekoller Eflatun, Aristoteles, Proklus, Kindi ve Farabi'dir. Etkilediği isim ve ekoller Nasiruddin Tusi, Muhyi Gülşen'i ve Kınalızade Ali Efendi. Kendisi hemşerimdir, Ispartalıdır. Evet, öğretisi arkadaşlar, felsefe, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda eser vermekle birlikte daha çok tarihçi, filozof ve ahlakçı olarak bilinen ve dikkat çeken İbn-i Miskeveh, 932'de Rey'de doğmuş, 1030'da da İsfahan'da vefat etmiştir. Ahmet bin Kamil, Ebu Süleyman Es-Sicistani, Ebu Tayyip Er-Razi, İbnül Hamer gibi hocalardan çeşitli ilimler tahsil eden İbn-i Miskeveh, daha çok Eflatun, Aristoteles, Proklus, Kindi, Farabi gibi isimlerin etkisinde kalarak felsefe yapmıştır. İbn-i Miskeveh'in ilmi ve fikri şahsiyetinin gelişmesinde devlet adamlarından gördüğü teşviklerin ve devrinin alimleriyle münasebetinin önemli rolü olmuştur. Vezir Mühellebi'nin teşvikiyle edep literatürüne yönelmiş, Bağdat'ta Ahmet bin Kamil'den tarih öğrenmiş, daha sonra Sabit bin Sinan ile tanışarak onun tarihle ilgili eserlerini incelemiş, Ebu'l-Fazl İbn-ül Amid ve oğlu Ebu'l-Feth zamanında matematik ve kimya gibi akli ilimlerle uğraşmıştır. Bu dönemde Ebu Süleyman Es-Sicistani'den mantık ve felsefe tahsil etmiştir. Ayrıca Ebu Tayyip Er-Razi'den kimya dersleri almış, onunla Cabir bin Hayyan ve Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Er-Razi'nin kimyaya dair kitaplarını okumuştur. Adudu'd-Devle'nin teşvikiyle felsefeyi ve diğer felsefi ilimlerini öğrenmiştir. Aynı şekilde devrin ünlü Aristo yorumcusu ve ikinci Hipokrat ünvanıyla anılan Hristiyan filozof ve tabip İbnül Hamer'den felsefe ve tıp konusunda faydalanmıştır. Bu arada Ebu'l-Hasan el-Amiri, Biruni, İbn Sina ve Ebu'l-Vefa el-Buzcani gibi devrin diğer ünlü filozof ve bilginleriyle tanışma fırsatı bulmuştur. Hayatının son dönemini ilme ve eserlerin telifine adadığı söylenen İbn Miskeveh, gerek ilmi kişiliğiyle gerekse eserleriyle haklı bir şöhrete kavuşmuş, bu sebeple kendisine El-Muallimus Salis ünvanı verilmiştir. Yani Farabi'den sonra büyük muallim, öğretmen olarak isim verilmiştir kendisine. Tanrı'nın varlığını ispat, Tanrı-alem ilişkisi, kozmik varlıkların hiyerarşisi gibi konular onun metafizik bağlamda ilgilendiği konular olarak gözükmektedir. İbn-i Miskeveh, Tanrı'nın varlığının ispatı noktasında hareket delilini önemser. Fakat Tanrı'nın sıfatları hakkında yapabilecek bir konuşmanın dilinin negatif olacağını düşünür. Tanrı-alem ilişkisini ise sudur teorisiyle açıklar. Fakat İhvan-ı Safa'da gördüğümüz sudur teorisi ile yoktan yaratmayı telif etmeye yönelik bir gayret İbn-i Miskeveh'te de görülür. İbn-i Miskeveh, kozmik varlıklar hiyerarşisini nübüvvet teorisini temellendirme yolunda kullanır. İbn-i Miskeveh nübüvvet teorisini ise mütehayyile gücü ile feyiz teorisini bir arada kullanarak ve aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen yetkinleşme ile yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşen sudur ve feyiz sürecini devreye sokarak açıklamaya çalışır. İbn-i Miskeveh aynı zamanda ünlü bir tarihçidir. Onun tarihçilik anlayışı Tecaribul Ummem'in muhtevasında görülebileceği gibi bu eserin kısa ön sözünden de çıkarabilir. Ona göre tarih bir nakil değil, yorumdur. Akılcılık, tenkitçilik ve faydacılık prensiplerine bağlı kalınarak yapılan bir tarihçilikte amaç geçmiş olayları doğru tespit etmek, bunları sebepleriyle açıklamak
nihayet bu olaylara dayanıp gelecek için varsayımlar üretmektir. İbn-i Miskeve'ye göre tabiatta olduğu gibi tarihte de tesadüfe yer yoktur. Tarih, milletlerin sebepler zincirine dayanan belgesidir. Bu belge yorumlanırken devrin ahlak, iktisat ve toplum psikolojisi ile ilişkileri kurulmalıdır. Tarihi olaylar birbirinin benzeri olarak tekerrür eder, benzer sebepler benzer sonuçlar doğurur. Ancak bu görüş İbn-i Miskeveh'in determinist bir tarih anlayışı sergilediği anlamına gelmez. Ona göre tarih esas anlamını insan zihninden aldığı için insan zihninin gelişimine ve değişimine paralel biçimde değişken ve hareketlidir. Bu anlayıştan dolayıdır ki Sayatani ve İkbal başta olmak üzere birçok yazar İbn-i Miskeveh'i çağdaş tarih anlayışının öncüsü saymıştır. Psikoloji görüşlerinin temelinde ise nefsin gayri maddi ölümsüz bir cevher olduğu düşüncesi bulunmaktadır. İbn-i Miskeveh bu düşünce ile materyalist bir ruh görüşünü benimseyen stoacılığa karşıt bir tutum takılmış olur. Mensup olduğu felsefi gelenekte alışılageldiği üzere İbn-i Miskeveh de nefsin güçlerini merkeze alan bir psikoloji anlayışı benimser ve üçlü taksimi ifade eder. İbn-i Miskeveh'i İslam felsefesi tarihinde de asıl önemli hale getiren alan ahlak felsefesidir. Filozofun tartıştığı ahlak felsefesi meselelerinden birisi ahlakın değişip değişmeyeceğidir. İbn-i Miskeveh bu noktada ahlaki eğitimi bütünüyle gereksiz kılmama adına ahlakın değişebileceği fikrini savunur. Bu noktada da nefsin üç temel gücüyle ilişkili klasik dörtlü erdem tasnifini kullanır. İbn-i Miskeveh'in tehsibül ahlakta ifade ettiği ahlak anlayışı sonrasında Nasiruddin Tusi, Muhi Gülşen'i ve hemşerim Ispartalı Kınalızade Ali Efendi gibi isimlerin ahlakla ilgili eserlerine de etki etmiştir. Evet, öne çıkan eserleri Tecaribul Ummem ve Taakubul Himem, Tehsibul Ahlak ve Tethirul Arak, Türkçe çevresi Ahlak Eğitimi, çeviren Abdülkadir Şener, İsmet Kayaoğlu, Cihat Tunç, El Fevzul Asgar, Risale fi Mahyetul Adl, Ellezat vel Alem ve Risale fi Nefsil ve Akıl. Evet, bugün sizlere İbn-i Miskeveh'ten bahsettik. Kendisi tarihçi, felsefe, ilimle uğraşan bir zatmış. Önümüzdeki bölümde 11. yüzyıl Endülüs'ünde yaşamış meşhur tabip yani doktor olan El-Zehravi'den inşallah bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.